Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzel oğlum, sonumuz ne olacak? Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzel oğlum, sonumuz ne olacak? Ah duman, kara duman, sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalı, koy alacak canımızı. Ah duman, kara duman, sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalı, koy alacak canımızı. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Nerelere gideyim ha bu garip baş ile? Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Nerelere gideyim ha bu garip baş ile? Ey gidi Karadeniz, sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalı, koy alacak canımızı. Ey gidi Karadeniz, sardı dört yanımızı. Bu gaybana sevdalı, koy alacak canımızı. Bu gaybana sevdalı, koy alacak canımızı. Sevgili dostlar, Türkü Diyorum Sana programından, Ankara'nın soğuğundan herkese büyük selam olsun. Bu akşam çok değerli dostlarım, benim çok sevdiğim arkadaşlarım aramızda. Sevgili kimden başlayayım? Uzaktan gelenden başlayayım. Büyüğümüzden başlamıyorum Hüseyin Hocam. Eyvallah. Özgür'den başlayalım. Eyvallah. Özgür Palat, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sefalar getirdin. Sevgili büyüğümüz, şimdi büyüğümüze geçeyim. İşte eyvallah. Sevgili, hoş bulduk. Hocam, hoş geldin. Merhabalar. Umut Özkan, hoş geldin. Eyvallah. O zaman hemen bir türküyle bağlayalım. Sonra gene bir muhabbetimize dönelim. Eyvallah. İlk türkümüze geçelim. Bugün daha çok Hüseyin abinin dayılarından okuyacağız. Tamam. Okuyacağımız eser, ilk üç eser, Hacı Bayrağı ve Haydar Bayrağı, değil mi abi, yanılmıyorsam? Evet. Mikrofonu biraz yaklaştır, tamam. Yar elim güldü,
bilen demez, diyen bilmez. Bu dünya kimseye kalmaz. Dost ismini desem olmaz. Düşer dillere dillere. Dost ismini desem olmaz. Düşer dillere dillere. Sağlık. Eyvallah. Çok güzel. Emrah'ın türkülerinden biri. Erciş'le Emrah'ın deyişi. Erciş'le Emrah'ın deyişi. Erciş Emrah'ın. Şimdi Erzurumlu Emrah'la Erciş'in Emrah'ın farkını bize anlatman gerekiyor. Farkı Erciş'le Emrah deyiş yazar, Erzurumlu Emrah şiir yazar. Şiir yazar. Evet. Farkı bu. Farkı bu. Eyvallah. Baba hemen bağlayalım. Bu akşam böyle az olur konuşalım. Abi. Sonra konuşacağımız zaman da konuşalım. Ama dostlar, değişler konuştum bugün. Bugün değişler konuştum. Değişler zaten gereken mesajı veriyor. Bize zaten konuşmaya gerek bırakmıyor yani. Aynen. İhsan hocam, şimdi iki değişi birbirine bağlayacağız. Tamam. İnancın geleneğinde zaten değişlerin kendilerine ait besteleri yoktur. Bir ayak tutulur, bir makamda bir beste gibi algılayalım bunu. Hı-hı. Bir ezgi ve bununla bu ölçüsü, hece ölçüsü ve ruhu, o anki duygusu uyduğu an peş peşe okunur. Bazen 6, 7, 10 tane değişin okunduğunu peş peşe ben dinledim. Çok güzel. Bugün sıkmamak için iki tanesini. Eyvallah. Değişlerin birleştirdik, onu okuyalım. Tamam hocam, seve seve dinliyoruz. Değil balım, dost senin derdinden ben yana yana yana. Tükendi fitilim, eridi yalım, dost senin derdinden ben yana yana. Tükendi fitilim, eridi yalım, dost senin derdinden ben yana yana. Haberin duyarsın peyikler ile, haberin duyarsın
peyikler ile 40 yıl dağda gezdim geyikler ile. Yaramı sarsınlar şehitler ile, dost senin derdinde ben yana yana. Yaramı sarsınlar şehitler ile, dost senin derdinde ben yana yana. Sultan abdalım doldum eksildi. Bir sultan abdalım doldum eksildi. Yemeden içmeden sudan kesildim. Hakkı pek sevdiğim İçin asıldım, dost senin derdinden ben yana yana. Hakkı pek sevdiğim için asıldım, dost senin derdinden ben yana yana. İdar ile muhabbet ten doyulmaz. Didar ile muhabbete doyulmaz. Muhabbetten kaçan Adem sayılmaz. Adunun taşıyla sinem soğumaz. Tutuşunca yanar aşkın çırası. Adunun taşıyla sinem soğumaz. Tutuşunca yanar aşkın çırası. Türlü donlar giymiş gülden naziktir. Donlar giymiş gülden naziktir. Bülbülce beyleme güle yazıktır. Çok hasretlik çektir, bağrım eziktir. Döne döne gelir canlar parası. Çok hasretlik çektim, bağrım eziktir. Döne döne gelir canlar parası. Bir sultanın katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin.
sen muhabbetten niçin kaçarsın? Böyle midir yolumuzun töresi? Dilber muhabbetten niçin kaçarsın? Böyle midir yolumuzun töresi? Yaylanın soğuk suyu da deldi, barım mı deldi? Üç günlük gelini kendi bağa selam geldi. Seni domuzun kızı, hayırsızın gelini. Alsam seni yanıma da sarsam ince belini. Oy oy oy, ha buradan o yani. Nazara dur nazara, ha buradan o yani. Nazara dur nazara, iki müzik koysunlar da senin ile mezara. Sen lan aynı mezara, oy oy oy. İki müzik koysunlar da senin ile mezara. Sen lan aynı mezara, buradan görünüyü görelli ışıkları. Adamı öldürüyü da yarın konuşukları. Seni domuzun kızı, hayırsızın gelini. Alsam seni yanıma da sarsam ince belini. Oy oy oy, ha buradan nazara dur nazara, ha buradan o yani. Nazara dur nazara, iki müzik koysunlar da senin ile mezara. Sen lan aynı mezara, oy. İki müzik koysunlar da senin ile mezara. Sen lan aynı mezara. Ne kadar derdin var ise alayalım Ehl-i Beyt'e. İşin ahıyla zor ise alayalım Ehl-i Beyt'e. Biz yanalım İşin ahıyla zar ise ağlayalım Ehl-i Beyt'e. Biz yanalım Ehl-i Beyt'e. Thank you.
Ehli beytin macerası, her yürekte var yarası. Gözyaşı onun çaresi. Ağlayalım Ehli beytin, biz yanalım Ehli beytin. Gözyaşı onun çaresi. Ağlayalım Ehli beytin, biz yanalım Şah Hüseyin. Yusuf'u bir çareyi gel deşme eski yarayı. Öyle bulmuşlar çareyi. Ağlayalım Ehli beytin, biz yanalım Ehli beytin. Böyle bulmuşlar çareyi. Ağlayalım Ehli beytin, biz yanalım. Canlar değmeyin yarama, canlar değmeyin yarama. Yaram Kerbela yarası, onu sarmaya merhem yetmez. Yaram Kerbela yarası. Onu sarmaya melhem yetmez. Yaram Kerbela yarası. Ey dost, ey dost, ey dost, ey dost. Bugün matemin onu, bugün matemin. Şah Hüseyin verdi canı, Kerbela'nın kızıl kanı. Yaram Kerbela yarası. Kerbela'nın kızıl kanı, yaram Kerbela yarası. Leylim, 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 leylim. Thank you.
Mevlanın kızıl kanı, masumlar el birer canı, Şah Hüseyin zülfükarı, yaram Kerbela yarası. Şah Hüseyin zülfükarı, yaram Kerbela yarası. Haydar haydar derde derman, Kerbela'nın kötü huyu, Kerbela'nın kötü huyu, Yezid emiyordu suyu, Muhammed'in Gonca gülü, yaram Kerbela yarası. Muhammed'in Gonca gülü, yaram Kerbela yarası. Ey dost, ey dost, ey dost, ey dost. Sevgili Özgür, sevgili Hüseyin Hocam ve Umut, Umut'un bir değişik tarafı da derlemeci olmanız. Evet. Erzincan'da dağda geziyormuşsun, öyle geliyor haberler Ankara'ya. Evet. Eskiden ben çok yoğundum bu işe, artık devrettim Özgür'e. Değil mi? Umut'a ve Özgür'e devrettim, el verdim. Yani hani şunu söylemekten çekinmiyoruz, bunu burnuna da söylüyoruz. Yani bu süreci biraz bizi yönelten Hüseyin abi oldu tabii, yani onun dayıları, yani bize Hüseyin abi kaynakların ne kadar önemli olduğunu anlattı. Gerçekten de hani bu çok uygun bir tabir olur mu bilmiyorum ama hani duygusal açıdan ben en azından burada daha uygun bir tabir bulamıyorum. Yani böyle şey gibi, sıcak ekmeği yemek gibi bir şey yani. Hani bir sofrada yersin soğuk soğuk, bir de o fırından çıkmış gibi. Gerçekten o lezzette. Dinleyince o duygu daha yoğun bir duygu. Yani bizi biraz bu yola sürükleyen Hüseyin abi oldu. Sağ olsun yani. Ben de hakikaten çok büyük emeklerim var. Evet, işte Sarız bölgesi değil mi? Malatya, Sarız. Elbistan, Pazarcık, Sarız, Kürecik. Kürecik. Evet, o bölgenin bölge. Hiç duyulmadık deyişlerini bize kazandırdı. Çok yine eski albümlerden de biliyoruz. Evet. Yani elimden geldim, yaptım. Tabii ki bunları sadece ben gün yüzüne çıkarmadım. Birçok benden öncekiler ve diğer arkadaşlarımız olsun. Ama bizim de ufak da olsa bir emeğimiz oldu tabii, bu işte. Eyvallah. Bir katremiz oldu. Eyvallah. Şu yönü güzel ama İhsan abi sana da izletmiştim. Mesela evet, onu anlatacak. Hatırlar mısın? Bayağı da ya onu ben dün komşularımla konuştum. Benim komşularım da Aleviler. Onlara anlattım, sizin dedim böyle bir mezarda böyle bir şeyiniz var mı diye. Onlardan araştırma gereği duydum. Yok dedi de çok şaşırdılar. Evet.
Bunu dedim Özgür videoya çekti. Evet. Hatta Umut'la aranızda geçen hikayeleri de anlattım. Oradaki yaşadığınız. Aslında onları da anlatsak mı bilmiyorum. Yeri gelmişken. Ya da yaşadığınız köydeki o durumları senden dinlersek çok sevinirim. Mesela o mezarda geçen olaylar çok enteresan. Onu sevgili dostlarla paylaşabiliriz. Yani tabii o şey, önemli bir şey. Yani aslında bize biçilen bir inanç vardı. Bunu derleme sayesinde gördük. Yani aslında bize biçilen Aleviliğin böyle olmadığını derlemeler sayesinde gördük. Çünkü halk başka bir şekilde yaşıyor. Yani biz deyişleri, semahların, nefeslerin bizim açımızda ne kadar önemli olduğunu orada gördük. Yani cenaze erkanları işte İşte Gırmana diye benim beslendiğim bir köy var. Hüseyin abiyle de Umut'la da çok sıkça paylaşıyoruz. Ya işte cenaze geliyor, onun etrafında nefesler okunuyor. Kol kola evet, böyle girmişler. Evet, ben kol videoyu kola, izlediğim için salınarak. Belli bir ritmik şeyle. Yani toprağa veriliyor. Evet. Yani sazlarla birlikte de, çalıp söylerken. Evet, deyişler okunur. Deyişler okunur. Topluca deyişler okunur. Öylece sırlıyorlar. Yani bizim açımızdan tarihe not düşmek oldu. Tabii yani hani tahtacılarda bu gelenekler şu anda yürüyor ama bizim o taraflarda mesela Hüseyin abilerin bölgesi daha çok ağıtla en azından yani geçmişte deyiş varmış. Evet. Ama şu anda kalmadı gibi bir şey değil mi Hüseyin abi? Yani, yani şöyle cenazede deyiş okuyan sayılan ailelere bağlı. Aileler kendileri bunu yürütüyorlar ama genele baktığımızda o gelenek çok zayıfladı. Yani şöyle bir süreç de tabii yaşanıyor ülkemizde. Alevilik ya da deyiş dediğimiz en azından Aleviliğin inançsal temelli oluşturan Hakk'ın nurunun da beslediği sözler diyeyim. Bunlar en azından kendisi bir şekliyle sözler geliyor. Ya da işte cenaze töreni gibi belli kritik günlerdeki törenlerde bu yaşanılıyor. Ama geri kalan olabildiğince hem kent yaşamı hem zaten var olan mevcut durum onu asimile ediyor, yok ediyor. Eyvallah. Yani elimizde eyvallah. Sadece bunlar var. Hı hı. Bu tür ritüellerle deyişler var. Eyvallah. Onun dışında da pek bir yol mayınla dolu, çok tehlikeli. O açıdan da hani deyişlerin önemini de biz burada hani hissettirmeye çalışıyoruz. Alevilikle ilgili, Aleviliğin felsefi inanç boyutuyla ilgili olsun, bir kişi bir şey öğrenmek istediğinde ilk başvuracağı yayınlardan daha çok manipülasyon dolu ya da bilgi kirliliğinden daha çok deyişlere dönsünler, ritüellere dönsünler. Evet. Diyor. Onları araştırsınlar. Evet. Onları da sevgili Özgür şu anda yapıyor zaten Umut'la birlikte. Evet. Çok güzel bir çalışma da yapıyorlar. Evet, yakında işte yakında piyasaya çıkaracağız değil mi? Evet. Bizim stüdyoda çalışıyoruz sevgili dostlar. Çok başarılı bir, hakikaten arşivlik bir çalışma çıkacak evet, yakında. Emeklerinize sağlık. Yani hakikaten anlata bitmez tabii ki bu emekler. Evet. Bu emekleri verenler işte Özgür Hoca olsun, Hüseyin Hoca olsun, Umut Hoca olsun. Bu değerleri biz biliyoruz. Ama istiyoruz ki dostlarımız Türkiye'de bunu bilsin, öğrensin. Bu geleneklere sahip çıkalım. Yani Karadeniz'deki gelenekler olsun, felsefik durumlar olsun, Alevi felsefesine, evet. Alevi inancına, işte bu ritüellere hepimizin sahip çıkması sadece gerekiyor. Sadece değil, sen abi. Mesela Zurnada çalınan çeşitli ezgiler de yok olup gidiyor. Yani oralara da yönelmek lazım. Mutlaka. Evet. Tümü zaten, tümü bir bütün bu açıdan. Seninle paylaşıyorum bazen. Mesela işte Erdal Hoca'yla da bir de, yani ya bir zurna gönderdin bana geçen. Karadeniz, sanki ben Karadeniz hissettim onu. Evet. Yani Erzincan'la Karadeniz, evet. Zurna konusunda yani zurna o kadar benziyor ki bizim ritimlere Murat. Bildiğin gibi değil. Yani bizim horonlar gibi, evet. Bir şey gönderdi, evet. Bana Özgür, evet. Hoca. Halayla horon arası bir, evet, evet. Kaynaşma diyelim. Kaynaşma. Melezleşme. Aynen. Onlar da yok. O güzel yani bir şey. Oraya da yer atmak lazım. Yani işte manilerimiz, evet. Masallarımız. Tabii. Yani aslında biraz şey, yani biz kimliğimiz oralarda saklı. O yüzden biraz oraların üzerinde, evet. Yönelmek gerektiğini düşünüyorum. Biz gene bir deyişe girelim mi, ne dersiniz? Tamam. Efendim, söz Birani Baba'nın, kaynak Frik Dede Ovacık'tan, bizim komünist belediye başkanı, komünist başkanı diyorlar. Ha, evet, Ovacık Belediye, ona da selam olsun, evet. Sevgili başkanımıza. Evet. Frik Dede çok, evet. Önemli bir kaynaktı. Eyvallah. Peşine de hasretim beni hasta eyledi. Çok güzel. Evet. Harika. Bunu ben çocuğuma, özellikle ninni olarak,
O Merdo'ya mı? Merdo'ya selam olsun. Bu arada beni seven toprağıma, Özgür'ün oğlu toprağımı çok öpüyorum. Hamsi'yi sürekli dinleyen toprağa ve Merdo'ya selamlar olsun. Toprak selamlar olur, Merdo, toprak. Toprak. Efendim, efendim, canım efendim, ben senin kuluna, sen benim sultanım. Efendim, efendim, canım efendim, ben senin kuluna, sen benim sultanım. Yüzüm şemsi kamer, gözlerin nurdur, ayın hilaline benzer kaşların, benzer kaşların. On sekiz bin üstüne kuldur, lebim Kevser'dir, kurdur düşleri. On sekiz bin adem üstüne kuldur, lebim Kevser'dir. Sevenlerin can içinde canısın, aşıklar katredir, sen ummanısın, sen ummanısın. Gönül bir gemi, sen dümenisin, yelken açmak ister bu dervişler. Gönül bir gemidir, sen dümenisin, yelken açmak ister bu dervişler. Efendim, efendim, canım efendim, ben senin kuluna, sen benim sultanım. Efendim, efendim, canım efendim, ben senin kuluna, sen benim sultanım. Cemalin benzettim Ümmül Kitaba,
aşıklar zerredir. Sen Afitaba, sen Afitaba. Virane kusurum gelmez hesaba. Şahım affın cümle mizin suçları. Virani kusurum gelmez hesaba. Şahım affın cümle mizin suçları. Ne güzel, ne güzel. Değişlerimiz çok güzel. Evet abi. Sevgili Özgür. Özellikle şurası da yani beni çok etkilen. Gönül bir gemidir, sen dümenisin. Evet. Yelken açmak ister şu dervişleri. Evet ya, söze bak. Nasıl sözler ya. Nasıl yazmışlar bu sözleri Hüseyin Hocam? Vallahi Virani Baba Alivi Bektaşi hak aşıklığında. Yani ozanlık ayrı bir şey, hak aşıklığı daha farklı bir şey. Ozan günlük gerek toplumsal olsun gerek bireysel olsun dertlerini anlatan, sevinçlerini, acılarını ama hak aşıklığı inançla birleşen nefes, değiş, deme dediğimiz bir nevi hak kelamı gibi özetleyeyim. Evet, onu yazanlar da hakkın nurundan konuşuyorlardır, söylüyorlardır. Eyvallah. O yüzden de başımız üstüne diyoruz. Üstüne yani diyoruz tabii. Hepsi başımızın üstüne. O zaman ben sizi isterseniz biraz Karadeniz'e götüreyim. Eyvallah abi. Bizim de çok değerli bir ozanımız Bahattin Çamurali. Karadeniz'in türkülere çok şeyler katan, Karadeniz müziğine çok büyük katkısı olan değerli bir ozanımız. Toprağı bol olsun. Nereli abi? Bahattin Çamurali, Trabzon Sürmene. Trabzon Sürmene. Sürmene Murat'ın memleketi. Öyle mi? Evet. İsterseniz ben dertliyim güzelim diye bir eseri seslendirmeye çalışalım. Ben dertliyim güzelim da senin de derdin var mı, senin de derdin. Ben dertliyim güzelim da senin de derdin var mı, senin de derdin. Yazayım dertlerimi defterinde yer var mı, defterinde yer. Yazayım dertlerimi defterinde yer var mı, defterinde. Yarım derim ufağım uyuturu ben ağlarım, uyuturu ben ağlarım. Yarım derim ufağım uyuturu ben ağlarım, uyuturu ben ağlarım. Ne diyeyim güzelim, uzak oldu yollarım, uzak oldu yollarım. Ne diyeyim uzak oluyorlar, uzak oluyor. Gece gündüz günlerim oy karanlık geceler, karanlık gece. Gece gündüz günlerim oy karanlık geceler, karanlık gece. Dünya böyle kurulmuş, seveni sevmeyiler, seveni sevmeyiler. Dünya böyle kurulmuş,
Gürgen tepelerini, Gürgen tepeler. Çıkıda keseceğim Gürgen tepelerini, Gürgen tepeler. Oturdum da dinledim yarın demelerini, yarın demeler. Oturdum da dinledim yarın demelerini, yarın demeler. Oy fındığım, fındığım da dallarına otur benim yandım, otur benim yan. Sevdim da anlamadım, otur benim yandım, otur benim yandım. Thank you.
Tal bir sultanım, cemali güzel güzel. Katipler oturmuş üstünü yazar yazar. Muhipler en saf saf yolu gözler. Kalma benim için yolundan dilber, yolundan dilber. Muhipler en saf saf yolunu gözler. Kalma bizim için yolundan dilber, yolundan dilber. Hasretin beni hasta eyledi, halımı sormaya bu sefa geldin. Şu garip gönlümün bağı bostanı, ayvası turuncu, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Nar sefa geldi, nar sefa geldi. Ayvası turuncu, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Nar sefa geldi, nar sefa geldi. Göğsün ağımda ellerim kelepçe cellat önünde, kollarım çözmeye, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Yar sefa geldin, yar sefa geldin. Kollarım çözmeye, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Yar sefa geldi, yar sefa geldi. Seni düşün, güzelsin sultanım, bulunmaz eşin. Giyinmiş kuşanmış, hey dost, türlü kumaşın. Bezenmiş bedestan, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Şar sefa geldi, şar sefa geldi. Bezenmiş bedestan, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Şar sefa geldi, şar sefa geldi.
Çok teşekkür ediyorum. Mükemmel yorumlar var. Herkes teşekkür ediyor. Sizi tanıyan birçok dost yazdı. Sağ olsunlar. Onların şimdi ismini teker teker söyleyemeyeceğim. Çünkü daha fazla müzik yapalım diyorum. Toprağınkini söyledik yeter abi. Toprağı söyledik. Merdo ve toprağı gönderdik. Merdo ve toprak bugün bütün dostların elçisi olsun. Yani onlara eyvah, gönderdiğimiz selamlar herkese eyvah gitsin. Bütün dostlara gitsin. Ben de oğluma selam söyleyeyim. Ben de Hasan'a selam söyleyeyim. Evet, Hasan'ı unuttuk ya. Hasan'ım ya. Hasan Sarız'a gidiyor mu yine ya? Gidiyor. Gidiyor mu köye? Gidiyor. O kültürü öğrendi değil mi? O biliyor. Zamanla sezgileriyle ve gördükleriyle algılıyor. Toprağa evet, dokunuyor. O önemli yani. Evet. Yetiştirmemiz lazım. Aynen. Dostlar isterseniz bir Karadeniz'e götüreyim sizi. Evet evet, memnuniyetle götüreyim. Sonra tekrar değiştirelim. Evet, çok güzel. Şey yapalım. Murat, kar yağar kara bir şey yapalım mı? Kar yağar karamışın, kar yağar karamışın, kara yapraklarına, kara yapraklarına. Kar yağar karamışın, kar yağar karamışın, kara yapraklarına, kara sevduğumun, eleğim sevduğumun, balli dudaklarına, balli dudaklarına. Eleğim sevduğumun, eleğim sevduğumun, balli dudaklarına, balli dudaklarına. Keçi otlar koyunla keç, kesme şekere benzer, kesme şekere benzer, yarım ağzının içi, yarım ağzının içi. Kesme şekere benzer, kesme şekere benzer, yarım ağzının içi, yarım ağzının içi. Yayladan ki yurdum, yayladan ki yurdum, yayla güneşliydi, yayla güneşliydi. Bakamadım geriye, bakamadım geriye, gözlerim yaşlıydı, gözlerim yaşlıydı. Bakamadım geriye, bakamadım geriye, gözlerim yaşlıydı, gözlerim yaşlıydı. Eyvallah. Eyvallah. Bu Rize Çamlı Hemşin tarafının bir eseri. Çok güzel. Geleneksel bir eser. Ama ne güzel anlatmış. Yayladan ki yürüdüm herhalde ayrılırken, gurbete giderken. Yayla güneşliydi diyor. Bakamadım geriye diyor. Gözlerim yaşlıydı. Sözle bak yani. Gurbete gidiyor artık yani. Çünkü sıla özlemi Anadolu'da hepimizin çektiği sızıdır. Evet. Yüreğimizin sızısıdır. Biz de şimdi giden ama yüreğimizde kalan bir kardeşimize atfen bir deyiş okuyacağız eser. Rıza Kılıç için okuyacağız.
eseri büyük dayım Haydar Bayrak yorumlamıştı. Eser İlhami Baba'ya ait. Hakk'a yürüyüşün herhalde bu kadar güzel anlatıldığı ve duygusal anlatım, yani başka bir deyiş görmedim ben. Çalalım arkadaşlar. Evet. Rıza'ya da selam olsun. Rıza bizi yıldızlardan izliyordur. En güzel dostları burada aramızda. Ben bir şey daha anlatabilir miyim Rıza'yla ilgili? Çok özür dilerim. Rıza'ya hep Ali Rıza derdim. O da derdi ki abi beni her zaman böyle onurlandırıyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Vedalaştı bir zülfü siyah, geldi vedalaştı bir zülfü siyah, sineme yareler açtı gidiyor. Bu hicran oduna yanarsam eyvah, başım ateşler saçtı gidiyor. Bu hicran oduna yanarsam eyvah, başım ateşler saçtı gidiyor. Yana sevdiğim güneş yüceldi, soydular cismimi, ettiler üryan, gözlerim kan ağlar,
ciğerim pürler. Sinem yaylasında uçsun aceylan, körpe kuzuları seçti gidiyor. Sinem yaylasında uçsun aceylan, körpe kuzuları seçti gidiyor. Uçtu Leyla, uçtu kaldı otağı. Ecel peymanesi içti gidiyor. Gönlüm eğlencesi, yüreğim yağı. Ecel peymanesi içti gidiyor. Arttı ilhamini derdu belası, çeşmim gilası, can kuşu kafesten uçtu gidiyor. Beni terk eyledi çeşmim gilası, can kuşu kafesten uçtu gidiyor. Selam olsun tüm dostlara. Eyvallah. Kaybettiklerimiz, evet, kaybettiğimiz dostlara, insanlara. Yani çok güzel, dediğin kadarın üstünde bir şey. Biz şuna inanırız. Devriye ile Hakk'ın nurunu taşıyan Hak aşıklarının doğal dünyevi acılarını da bir o kadar güzel anlatırlar. Bu gördüğümüz örnekte olduğu gibi. Örnekte olduğu gibi, dediğim gibi. Bu yüzden bir şey diyemiyoruz, eyvallah diyoruz. Eyvallah, hakikaten eyvallah. Büyük eyvallah hakikaten. Evet. Ne yapalım Umut şimdi? Hü diyelim abi. Hü diyelim, hep beraber hü diyelim. Kahve içerken mi? Kahve içerken hü diyelim abi. Tamam, peki o zaman bir kahve, kahve içelim. Evet. Hak için olsun, nefs için olmasın. Nefs eyvallah olmasın. Diyelim. Hü. Evet Umut,
Evet, yine Hacı Bayraktan. Yine Hacı Bayraktan. Evet, bir sema değil mi abi? Küçük dayım, büyük dayım Haydar Bayrak, küçük dayım Hacı Bayrak. Bu küçük dayımdan. Yürüyelim gerçeklerin demine, gerçeklerin demin nurdan sayılır. 12 imamın giren bezmine, Muhammed Ali'ye yardan sayılır. 12 imamın giren bezmine, Muhammed Ali'ye yardan sayılır. Günümüz şu dünyanın sefası, sefasından artık imiş cefası. Gerçek erenlerin nutku nefesi, biri kırktır kırkı birden sayılır. Gerçek erenlerin nutku nefesi, biri kırktır kırkı birden sayılır. İhlas ile gelen bu yoldan dönmez, bu yoldan dönmez. Dost olan dostuna ikilik sanmaz. Eri hak görmeyen hakkı da görmez. Gözü bakar ama gördüğün sayılır. Hüdey 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 gördüğün sayılır. Şaha dayım eyder Bağdat'tır vatan. İkilikten geçip birliğe yeten erenler yoluna taluk-ı hatan. Yolun dikenidir hardan sayılır, hardan sayılır. Selam olsun bütün dostlara, hüy çekenlere. Eyvallah. Eyvallah. Dostlar isterseniz küçük bir sıra geldi mi bana yoksa gelmediyse. Gelsin. Önce hiç gelmesin, değiştire devam edelim. Ama sizi dinlendirmek adına bir Ege yapalım arkadaşlarla. Senin
kapınızda bir dene. Thank you.
nazlı yardan kem haber geliyor. Sefil sefil emrah ölüyor. Kimi kasma kürek belandı geldi. Dediler ki sefil emrah ölüyor. Asma küre ben aşık siler kalbin tozunu, İrfan ışığında açar gözünü. Kamil'in ağzından çıkan sözünü, hem hadis hem Kur'an biliriz. Kamil'in ağzından han sözünü, hem hadis hem Kur'an biliriz. Duralım cehennem ateşi
ibreti. Aynen. İbreti. İbreti Hüseyin abinin yakın. Babamın halasının oğlu. Halasının oğlu. Toprağı bulur. Yani aile yetiyor bir program yapmaya. Ben ibretinin en büyük hayranıyım Hüseyin hocam. Eyvallah. Hakikaten en büyük hayranıyım. Toprağı bol olsun, onu çok seviyorum. Onun yazdığı şiirler, yazdığı müzikler hepsi harika abi. Dinlemenizi tavsiye ederim dostlar. Yani bildiğin kitap gibi bilimsel gerçekleri ortaya koyan, öğretiler veren, evet, bir aşığımız, bir ozanımız, bir düşünürümüz aslında. Evet evet, çok akılcı, rasyonel. Yani, rasyonel. Evet, aynen öyle ya. Tabii İhsan hocam şöyle de, şimdi bölge 1880'ler işte, yani 19. yüzyılın son işte yıllarında bölgede klasik dedegen dediğimiz Aleviliğin bir eleştirel, yine içinden doğan hakikatçılık çıkıyor. Eyvallah. Hakikatçılık da doğal olarak ilk çatıştığı, yine kendi içinde tartıştığı dedegen kesimle, buradan da daha rasyonel, daha farklı bir renk çıkıyor diyelim. Çıkması da gerekiyor baba ya. O dönemde nasıl çıkmış yani, öyle bir şey nasıl oldu? Ya birbirlerinden, dervişler birbirlerinden gıdalanmışlar, tutulmuşlar. Yeri gelmiş tartışmışlar, yeri gelmiş sarılıp sevişmişler diyelim. Bu anlamıyla farklı bir algı ve akıl gelişmiş. Bunu da söze dökmüşler, yazıya dökmüşler. Ne güzel, ne güzel anlattın. Evet, İbreti Baba bunun en önemli temsilcilerinden. Hüseyin hocam, tarih bilgisi çok yüksek hakikaten. Yani bu ülkede hangi Emin'in anlatımıyla diyorum. Ya Hüseyin bağlama çalmasın, tarih konuşsun. Şimdi nerede Emin bilmiyorum, yazmıyor da görmedim. Belki çok birçok dost yazdı. Sağ olun dostlar. Mesajlarınızı okuyorum, hepsini okuyorum. Program bitiminde Özgür'e, Umut'a, Hüseyin hocama hepsini ileteceğim ama çok güzel gidiyoruz. Deme girdik. Hani deme girme vaziyeti vardır ya. O yüzden tek tek böyle okursak çok klasik olur. Programı böyle klasikleştirmenin anlamı yok. Dolayısıyla gene değiş yapalım abi. Hiç susmayalım ya bu akşam. Ne dersiniz? Gene dayılardan abi, şaha doğru. Olur, şaha doğru yok. Yine küçük dayı Hacı Bayraktan. Eyvallah. Şaha doğru yok. Eyvallah. Okuyacağız.
yalı yaram derin dolu deşme yeri çok ağlattın güldürür beni. Yaram derin dolu deşme yeri çok ağlattı güldürür beni. Olsun, alsın buradan.
Sultan Abdal'ım sırdan sıradan. Bu iş böyle olsun kalsın burada. Cümlemizin yeltendiği murada vardır gam yeme divane gönül. Cümlemizin yeltendiği murada vardır gam yeme divane gönül. Yaşayın, yaşayın. Bu akşam ben hiç söylemeyeceğim. Yok yok abi. Hep değiş devam etsin abi. Azıcık verelim abi. Bir ara verelim. Çok güzel ya valla. Ağzınıza, emeklerinize, derlemelerinize. Eyvallah. Sağlık. Özgür'üm hep köylerde geziyor. Ne yapsın? Habire köyleri geziyor. Bazen fırça yiyoruz yapıyor. Bazen. Bazen fırça yiyor. Yani ne diyeyim ya? Hiçbir şey demiyorum. Fırçaları yememek gerekiyor işte. Ne yapalım? Peki o zaman size bir horon yapalım mı? Çok güzel. Çok güzel. Bir Karadeniz coşu yapalım. Hadi bakalım biraz dinlendirelim sizi çünkü yoruldunuz. Göre hep siz okuyun bu akşam hakikaten. Yani ama ben böyle arada böyle araya gireyim böyle virüsü gibi. Gideceğim tarılla, ben yorulla yorulla. Gideceğim tarılla, ben yorulla yorulla. Babam vermedi seni, iki gözü kör ol. Anam vermedi seni, iki gözü kör ol. Kar yağayı yağayı, siktik savaşlarına. Anam vermedi seni, yalvar kardeşlerin. Babam vermedi seni, yalvar kardeşlerine. Yaksana işini, akşam oldu Fatime'm, yaksana işini. Allah alsın elinde kınalı peşin. Allah alsın elinde kınalı peşin. Akşam oldu Fatime'm, ışık yakalım ışık. Beddua ettim seni, donat bir yasın peşin. Beddua ettim seni, donat bir yasın peşin. Fındıkçılık değil kızların şani. Eyleman fındıkçılık değil kızların şani. Kız sana kurban olsun, yalan dünyanın mali. Kız sana kurban olsun, yalan dünyanın mali. Sevdalık ede ede çıkacak canlarımız. Belki öbür dünyada kavuşur yollarımız. Sevdalık ede ede çıkacak canlarımız. Belki öbür dünyada kavuşur yollarımız. Geldi yarım bir tasallı gecesi. Bugün geldi yarım bir tasallı gecesi. Gel otur konuşalım gönlümün eğlencesi. Gel otur konuşalım gönlümün eğlencesi. Otur da konuşalım katalım canı canı. Alalım fare oti yeturalım kocana. Alalım fare oti yeturalım kocana. Otur da konuşalım katalım canı cana. Alalım fare oti yeturalım kocana. Alalım fare oti yeturalım kocana. Eyvallah. Eyvallah. Ya bizim Karadeniz Türkleri böyle komik ama mesajları da var arada bir. Evet. Küçük 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 mesajlar, bayağı mesajlar var. Tabii enteresan yöreler çok ilginç. Ege'ye gittiğinde başka bir durumla karşılaşıyorsun. Bizim yani o mizah şeyi de işlemiş abi. Evet yani, evet. Horonlara yani, da işlemiş yani. İnsanların hayat şartlarına yani yaşam tarzlarına diyelim. Hakikaten işlemiş yani. Doğal olarak. Evet. Evet.
Bazen gülüyorum okurken, dayanamıyorum ya. Alalım fare otu yediralım kocana diye. Ölsün gitsin. Evet baba. Biraz dinlendirdiysem sizi, gene deyişlere devam edelim. Tamam. Şimdi de yine küçük dayımdan bir uzun hava formunda Aşık Kerem'den okuyacağız. Ardından da İrfani'den bir eser okuyacağız. İkisi birbirine ne kaçarsın? Süper. Duruldum bu
dünyasınız. Yüzlerce mesaj geliyor. Yüzlerce. İnanın bana. Yani ben bu programı yöneteli herhalde 6. bölümde miyiz Umut? Evet abi. Ama çok fena mesajlar geliyor. Lütfen devam etsinler diyor. Diyorlar. Benden kaynaklı. Ben biraz fazla tanımıyorum. Ya insanlar şu anda o kadar mutlu ki. Çok mesaj geliyor. Dostlar, hiçbirinizin ismini gene söylemeyeceğim ama ben okuyorum. Onlarla paylaşıyorum. Çok güzel bir sinerji var. Mükemmel. Her şey çok güzel gidiyor diyorlar. Lütfen devam edin. Hiç konuşmayın diyorlar. Ederiz abi. Edelim ya. Evet. Hakikaten. Bu gece de böyle olsun. Yorulursanız biz nöbetçi müzisyenler olarak, kemençe ve gitar olarak. Hadi devam edelim dostlar. Omzayı alayım ben. Boynum ağrımadan. Dostlar çok seviniyor şu anda. Hakikaten bizi izleyen dostlar bağlama istiyorlar ve sürekli devam etsin istiyorlar. O zaman şey yapalım. Karşımızda bir Nur doğmuş. Yatan erenler, sındırma yaramı, dost sefa gel.
Ağzınıza sağlık. Nefesinize, eyvallah, bileğinize, ruhunuza. Eyvallah. İhsan abi, bir şey söylemek istiyorum. Tabii Özgür, biraz şimdi sohbet edelim. Şimdi tabii Hüseyin abi ile bizim ufkumuz genişledikten sonra işte sahaya çıkmaya başladık. Yani bu yönümü Umut da tabii cesaretlendirdi. Umut benden önce başlamıştı. Sonra gittiğimiz her nefeste şeyle karşılaştık Hüseyin abi. Yani mesela bir dedenin yanına gidiyoruz. Birisi şununla başlıyor. Canlar değmeyin yarama işte. Hani sitemkar. Ben şunu anladık. Eğer bir nefes okuyorsa orada yani kendi ruh halini özetleyen bir şeyle yaklaşıyor bize. Ki Koço dede bize iki tane ya okudu ya okumadı. Mesela canlar değmeyin yarama, yaram Kerbela yarası. Hani bulaşmayın bana gibi bir şeydi. Bu dedemiz de sabaha kadar söyledi. Karşımızda bir dur nur doğmuş görelim. Karşımızda doğan nur, sefa geldin. Bize bir nur gözüyle baktı. Yani yerlemelerde özellikle bizim yani pirlerin nefesleri ilk söylenen de hiç çok önemli. Çok önemli yani. İlk bunu fark ettik. Evet. Tabii o karşılama gibi bir şey. Evet, evet. Bir karşılama. Hani seni pozitif mi negatif mi, hani seni çözmeye çalışıyor. Nasıl algıladığını da tabii. İlk izlenimi sana öyle aktarıyor aslında. İlk izlenim, evet. Tabii. Hani tabii bunu biraz şeyle anladım. Zaman geçtikten sonra anladım. Yani kayıtları incelerken baktım. Hani çok böyle kısa süreli bir derleme çalışması yapmışsak dede böyle şey bir sistemkar bir deyiş ya da nefes okumuş. O zaman kısa tutmuşuz. Ama işte böyle bizi daha işte hoş geldiniz, nursunuz gibi böyle şey içerikli nefesler okunmuşsa biz orada uzun süre vakit geçirmişiz yani. Vay be. Özgür, enteresan şeyler anlattın bana. Yani tabii programın öncesinde stüdyoda çalışırken hakikaten yani çok öğrendiğim şeyler oldu. Alevi dünyasıyla alakalı. Ama şey de İhsan abi, biz seninle de ilk defa muhabbette yani mesela stüdyoya falan çok gelip gidiyoruz, hı-hı, ama hiç çalıp söylemedik değil mi? Muhtemelen hani sen benim çalıp söylememi de ilk defa dinliyorsundur. Tabii belki. En yoğun hali tabii, bu. Tabii yoğun hali yani, şu anda bu ama tamam, ama biz kayıtlarda tabii ki dinliyoruz. Yani o daha şey de şu anda gerçekten aşık hali. Ama şu anda bu, aşık yani. Bu daha gerçek. Artık. Öbürü daha robotik işte yani. Tabii. Ama o yaptığın işler hakikaten çok değerli sevgili Özgür. Yani bunun biz farkındayız. Yani hakikaten emeğine sağlık. Şeyin de sözünü alalım ama bir gün beni sizin oralara da götür. Ne demek? Oraların da kokusunu hatta alalım. Derleme tekniklerini de bana biraz öğret. Sen daha fazla böyle toz yutmuşsundur bu konuda. Hani köylere ben de yapıyorum kendime göre. Yani köye gidiyorum, derlemeler yapıyorum. Hatta bizim kadınlarımız çok utangaçtır. Yani çok türkü okumayı böyle erkeğin yanında çok sevmez. Annemin yanında bir tane şey bıraktım. Kayıt cihazı bıraktım. Annem de beceremiyor. Basıyor kaydı ama kayıt olmuyor. Bakıyor, dünyanın türküsünü derledim sana oğlum diyor. Gidiyorum, bakıyorum bomboş. Anne diyorum, şu record tuşuna basacaksın. Ona özel olarak bir tane aldım. Markaya gerek yok şimdi. Reklama girer böyle. Bilmem bir kayıt cihazı, bilirsiniz siz. Ona bas diyorum, basamıyor abi. Evet. Basıyor böyle, bütün köyün türkülerini derliyor. Ya diyorum bari ben derleyeyim, ben gireyim. Geliyor kadınlar, abi çekiniyorlar, okuyamıyorlar. Okumaya başlıyorlar, şimdi ben unuttum, şimdi bırakın beni. Yani çok zor, meşakkatli bir iş hakikaten. Yani senin yaşadığın, tabii şu anda burada anlatamayacağımız birçok şeyler var. Ben onları Umut'la seninle çok paylaştım. Aslında anlatacak da şeyler yani. Çok böyle enteresan şeyler değil ama. Aynı durum. Zor işler yani. Şeyde de var abi. Zor. Bizim köyün şeylerini derledik. Erdal Hoca ile Erdal Ercan'la. Kadınlar ilk başta şey yaptı Hüseyin abi. İşte biz okumayız. İşte, tabii genel tepki işte. Geleneksel. Utanırız bilmem ne falan. Çekiliyor doğal. Sonra olarak geldiler. Süslenmişler, gelmişler. Susturamıyoruz. Bir başladılar. Tamam mı? Artık onu da, bu da vardı. Bak şu da vardı, bu da vardı. Bir de süslenip gelmişlerdi. Yani eyvallah. Şey o bir eşik var. Orayı açtık mı sıkıntı kalmaz. Evet. O eşiğe kadar. Evet, o eşik sıkıntı. O eşiğin barajına aynen. Şey su taşma noktası. Taşma noktası. Aynen. 2 saat ben aralıksız çaldığımı biliyorum abi. Komple hiç. Ya seni aralık bir de kabul vermeden, etmemiştir Umut. 2 saat aralık vermeden çaldım. Ondan sonra bir dedim nefes alayım hani.
bıraktım. Dediler ya sen Alevi dedi, dedelik yapıyor musun abi? Dedim ben haddime benim dedelik yapmak. Yani Cem Lütfü musun dediler. Hani bu kadar güzel çalıp söylüyorsun. Hani bizim yöreden çalıp söylüyorsun. Bir de sürekli erkandan çalıp söylüyorsun. Yoldan çalıp söylüyorsun. Ama nereye kadar bir köye gitmişsiniz. O köy Gözgür'e demiş ki ya bu adamın ne işi var burada? Abi orada bize etmediklerini koymadılar vallahi. Gırmana. Evet. Aslında onunla Hüseyin abi biraz bahsetsin. Hüseyin abi yani şey ona oraya girelim. Hani biraz finansal form açısından Erzincan'da tek köy. Erzincan'ın merkezde zannedersem 30 kilometre civarında. Uzaklıkta. Sizin o tarafa doğru abi. Tabii tabii. Şey, Kelkit tarafı. Evet. Diğer Alevi köylerinden bir farkı şu. Biraz önce bahsettiğimiz gibi hakikatçiler de oralarla iletişim sağlamışlar. Onlar da etkilenmişler. Kendileri de mutlaka etkilemiştir. Hı hı. Karşılıklı bir özellikle de Halil Öztoprak. Burada Halil Öztoprak'a da şöyle yad edelim. Halil Öztoprak İncil'de Hikmet, Kur'an'da Hakikat diye bir kitap yazıyor. Bu yazdığı Menderes dönemlerinde tabii ki yazdığı için ciddi bir sıkıntı çıkarıyor. Yani özü şey İncil ve Kur'an üzerinden biraz sünnilikle hesaplaşma gibi. Yani sünnilik derken Ortodoks sünnilik yani açısından. Emevi zihniyetiyle hesaplaşıyor. Evet, Emeviyle aslında. Hı hı. Klasik şey dediğiyle tabii içinde Vahabilikle de uğraşıyor, haricilerle de. Bunun ötesinde tabii ki Halil Öztoprak, Halil Baba Arapça biliyor, Farsça biliyor. Hatta torunuyla ben en son görüştüğümde dedi ki vallahi dedi Almanca sözlük paramparça. Yani ne kadar biliyordu bilmiyorum diyor dedem. Ama belli ki Almanca'yla da ciddi uğraşmış. Vay be. Yalnız şöyle bir durum var. Bu hakikatçı kültürle kendi köyünden, Akdil'den çıkıyor. Bebe diye bir daha önce birkaç evin olduğu çok yoğun olmayan bir köye gidiyor. Orada 30-36 tane ev yapıyor. Manisa dahil ne kadar yoksul bu yola hakikatçılığa yönelimi olan aileyi oraya alıyor. Ama maalesef bir gece yönetim geliyor. Bütün evleri yıkıyor. Halkı da sokağa atıyor. Tabii dönemin herhalde tedirginliği benim tahminim şey gibi işte. Komünistler burada komün hayatı yaşıyor. Ortak ekiyorlar. Ortak biçiyorlar gibisinden. Asıl belki şey çok işin batını, derinliğinin bir hesaplaşması değil. Yani bu nedenlerle. Şimdi oradan da Gırmana'ya gelelim. Halil Öztoprak'ın da oraya gidip geldiğini biz Özgür kendisi zaten tespit etmişti. Ve orada da o yüzden demciler ve zemciler diye iki ayrım yapılıyor. Demciler Gırmana köyü, zemciler hani zem eylemek dedikodu. Hı hı. Biraz çevreye hafif sataşıyor. Ama bir sonuçta bir ayrı bir renk yani ayrı bir çiçek oluşuyor. Hakikatçı bir klasik Dedegen gibi bölgesinde bir hakikatçı yapı oluşuyor. O yapının da ama biz şu an o geleneği bu kadar sırren ibadetle devam ettirmesi üzerinden de yani dışarıya biraz kapalı ama en azından özünü koruması durumuyla ben çok mutluyum. İyi ki Koço Dede var, iyi ki Gırmana var diyorum. Evet ya, yani bayağı korumuşlar demek tabii. Yani. Bunu anlatıyoruz. Ama yani maalesef bazen şey oluyor ya, mum dibine ışık vermez diyorlar. Köylüler bunun farkında değil, özellikle gençler. Ya mesela biz bir semah derledik, Gırmana semah, Erdal Hoca da okudu onu. Ya bu bizim köye ait miymiş ya, bizim köy müymüş, acaba bizim köyle bir alakası var mı, niye Gırmana semah? Yani bu kadar uzaklar. Ama bir farkındalık oluşturduk yani oraya bir yönelme oldu. Yani bizden sonra şimdi böyle tarihçiler, araştırmacılar gidiyorlar. Yani ama ya o sonraki yıllarda çıkacak. Özgür. Evet. Emeğine sağlık. Eyvallah. Ya çok istek var şimdi. Oradan da işaretler geliyor. Buradan da okuyorum. Siz de yoruldunuz biliyorum ama bir iki tane daha değiş yapar mıyız? Yaparız abi. Bizim sahraların başını yapalım mı? Evet onu yapalım abi. Sonra bu da dayım Hacı Bayraktan. Bizim sahraların başı. Eyvallah baba. Thank you.
sakalların başı. Emrah, emrah, para para duman şimdi. Sevişmesine hoş olur. Emrah, emrah, ayrılması yaman şimdi. Ayrılması yaman şimdi. Ayrılması yaman şimdi. Sevişmesine hoş olur. Aman aman, ayrılması yaman şimdi. Ayrılması yaman şimdi. Ayrılsın şimdi.
yükseldi revan şimdi. Bu yükseldi revan şimdi. Bu yükseldi revan şimdi. Size sağlık ustalar. Vallahi bu gece bitmesini istiyorum esasında. Mesajlar da onu gösteriyor. Sevgili dostlar, çok yormamak gerekiyor. Özgür, sevgili Özgür Erzincan'dan geldi. Hüseyin hocamız burada, Umut burada. Çok güzel bir gece yaşattılar bize. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Cani, biz teşekkür ediyoruz. Cani gönülden. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz Hüseyin hocam. Eyvallah. Bizler geldiğiniz teşekkür ediyoruz. Için, sevgili Özgür. Erzincan'dan geldiniz. Toprağa gene bir selam olsun. Toprak seni seviyorum. Erzincan'a benden yarın selam söylüyor. Umut'cum sen zaten bizim aramızdasın. Gene de hoş geldin, sefalar getirdin. Eyvallah. Bu güzel soundları, bizim soundlarımızı sevgili Umut dostlarımıza duyuruyor. Sağ olsun, var olsun. Eyvallah. Bizim burada
geçenki programlarda anlattığım gibi bir imece usulü evet. mevcut. Aşağıda da kuliste de konuştuk. Burada herhangi bir maddi bir beklenti olmadan türkülerimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, yarınlarımızı, evet. geleceğimizi anlatmaya çalışıyoruz sizlerin sayesinde. İyi ki varsınız. İyi ki bu topraklarda sizin gibi dostlar tanıdım. Sizinle birlikte yürüyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Eyvallah. Çok seviyorum. Sağ ol abi, biz de. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Bu akşam bizlere klasik gitarı çalan dostum, sevgili Ömer Muhammed'e teşekkür ediyoruz. Islık alkış. Islık alkış. Bu arada da kamera gösteriyor. Ha, geçen göstermedi. Evet. Ömer çok yakışıklı olmuş bu arada. bas gitarı sevgili dostum Serkan Güney bu akşam bizlere çaldı. Islık ıslık alkış alkış. Ve kemençeyi sevgili Murat İbrahim Baş bizlere çaldı bu akşam. Bin ıslık bin alkış. Bugün hatta enerji kaynağım. Cemali o kadar güzel bakıyor ki değişleri coşturuyor. Aynen. Murat'ın enerjisi çok güzeldir. Bu akşam Suat'ım bizi yalnız bırakmadı ve bundan sonra da onunla yürümeye devam edeceğiz. Gelirse bizi onurlandıracak büyük usta sevgili Suat Kuş'a teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda ailemizin bir alkış milyon ıslık. Alkış milyon ıslık. Tabii ki şimdi kamera arkasındakini evet. de saymam gerekiyor. Sevgili Serkan Türegün'e yönetmenimiz, sevgili Emre'ye, sevgili Koray'a ve bu akşam Umut'un yerine bakan benim sevgili dostum Kemal'e çok teşekkür ediyoruz. Hülya Hanım'a, bizim makyözümüz makyöz mü diyorlar? Evet. Makyöz. Arzu abla'ya. Makyözümüz. Hülya bana hep kızıyor. Benim ismimi hep unutuyorsunuz İhsan Bey. Hülya Hanım'a büyük teşekkürler. Bizi güzelleştiren Hülya Hanım'a teşekkür ediyoruz. Arzu'ya, Canan'a, herkese teşekkür ediyorum. Emek veren, bu programa emek veren eyvallah. Herkese teşekkür ederim. Nereye kadar gideriz bilmiyorum ama bu şekilde gidiyoruz. Devamda etmeyi düşünüyoruz. Muhabbetlerimize devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Tekrar iyi ki geldiniz. Hızır yoldaşımız olsun arkadaşlar. Hızır yoldaşımız olsun. Bütün evrene, bütün dostlara, herkese sevgi diliyoruz. Barış diliyoruz. Savaşa hayır. Selamlar. Eyvallah.